Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz nostalji yapacağız. Birinci Dünya Savaşı'nın uçakları diyebileceğim. Gerçi İkinci Dünya Savaşı'nı savaşıyoruz ama onun ilk yıllarında hala çift kanatlı uçaklar hayata devam ediyordu. Ben de şu anda var olan bütün ulusları inceledim. Onların rezerv uçaklarına baktım. Onlar içerisinde dönme zamanını 8 saniyede rekor seviyede olan bu Rus rezerve uçağını buldum. Yani onun da rezerve uçakları içinde bundan daha iyisi yok bu arada. Birkaç çekim boyunca bu uçaklarla uçmayı planlıyorum. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu uçaklarla uçmak bana keyif verecek. Şimdi diyebilirsiniz kardeşim, o uçakla uçuyorsan karşına bir sürü çömez çıkıyordur. Doğru, evet, haklısınız, çömezler de var, yok değiller. Ama benim gibi burada uçan baktım yani defalarca player kartlarına, oyuncu kartlarına 100 olan, 80-90'ın üzerinde olan oyuncular var. Yani bir tek bu işten keyif alan ben değilim yani bu uçakları kullanmaktan. Dolayısıyla yani niye bu uçakla uçuyorsunuz derseniz onun sebebi bu. Şimdi bir de video hazırlarken böyle sıkıcı olmasın diye uğraştım. Uzun uçuşların olduğu yerleri azıcık hızlandırıverdim. O yüzden umarım sıkılmazsınız. Yani bu videonun asıl orijinal bu yaklaşık 25 dakika falandı. Ama sizin karşınıza 7,5 dakika olarak çıktı. Yani evet, şu anda ilk karşılaşmamızı yaptık gördüğünüz gibi. Kafa kafaya gelme olayı yaşadık. Bir de burası birazcık yumağı gibi. Yumaklarından tabii kaçmak lazım. Oh, bu arada ilk yaramızı aldık ama yani çok da büyük bir yara değil. Sol tarafta ki uçağın flap'i yok. Daha sonra yok değil. İnmek için yani sadece inmede kullanacağınız, bu arada ilk kilimi de aldım. İmmede kullanacağınız flap'i var. O ve hafifçe, çok çok hafifçe birazcık motorda da bir sıkıntı var. Bu da ikinci kilimiz bu arada. Allah bereket versin. Yani maça çok iyi başladık diyebilirim. İşte bu uçağın dediğim gibi dönüşü mükemmel ötesi. Yani benim bildiğim kadarıyla Bortandır içinde bu uçağı dönerek alt edecek hiçbir uçak yok. Yok yani. Eğer o oyuncu kartlarındaki veriler doğruysa yok. Ki ama zaten nasıl diyeyim, son 3-4 gündür o bir tane daha 3 etti. 3-4 gündür bu uçakla uçmaya başladım. Yani diğer ülkelerin, bu arada Fransa ile İsveç'i de kasıyorum bir yandan. Tabi onların kasmaları sırasında Fransa, İsveç. Onların da renkli uçaklarını kasarken onların da rezerv uçaklarıyla oynamak durumunda kalmıştım. Ama onlar da genelde kasarken bomber tarzı da kullandığım oldu. Özellikle İsveç'te zaten şu anda renk 2'ye geçtim. İsveç'i böyle üstünde durmamın sebebi onların jet uçaklarında çok ilgimi çeken uçaklar var. Yani şöyle oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Sohum, öyle bir adı olacak bir uçak var. O uçak yer taarruz uçağıymış. Fakat ben o uçağı ilk başta karşıma geldi, bilmiyordum. O uçak sanki bana bombarmış gibi geldi. Yani adam da bomba yükü var. Tabii yer taarruz uçağı olunca ne bekliyorsunuz? İlla ki bomba yükü olacak. Bu arada lafı keseyim. Bu BF-109 beni sinir etti. Bakın şimdi yaptığım hataya bakın. Ya kardeşim, niye bu kadar çok ateş ediyorsun? Bak, bir tane dördüm, biri kaldı, o da gitti şimdi. Öyle işte, sinirimle adama çarpmaya çalışıyorum ama sonra vazgeçtim. Yani niye çarpayım ki şimdi, gideyim, oyun devam ediyor. Ama çok güzel hareketler olmuş adam. Acaba neler hissetti o sırada, gerçekten merak ediyorum yani.
Neyse şimdi üstümüze geri döneceğiz. Hafif de yaralıyız biliyorsunuz. Hem o tamiratı yaparız hem de en önemli hasarımız şu anda makine tüfeğimiz kilitlendi. Onu halletmemiz gerekiyor. Neyse o dediğim uçakla benim kullandığımda da galiba Rus bombardıman uçaklarının ya İlyushin vardı, İl-28 vardı ya da Tu-4 vardı galiba. İkisinden biri vardı yani. İkisi de 8-0 uçaklar. Onların ikisinde de ön taraftan da ateş edebiliyorsunuz. Ben de bununla kafa kafaya geleyim de ben bunu vurayım diye böyle yönümü bile değiştirdim. Gideyim boş geçmeyeyim adamı indireyim diye. Adam da ne bileyim 30'luk top olduğunu. Adam beni parça paramparça etti topuyla. Yani bir daha o uçakla öyle tabii kafa kafaya gelmeyin değil. Yanından bile geçmeye niyetim yok. Çok tehlikeli bir uçak. Tabii öyle olunca gittim baktım ağaçta uçağı buldum tabii. Premium'u da var aslında. Aynı uçağın premium'u var ama tabii neredeyse 8500 altın mıydı öyle bir şeydi. Yani çok pahalı. Yani onu da günün birinde filoma katarım kısmetse ama şu indirimler gelecek Kasım ayında. Çok büyük bir ihtimalle o da indirime girer gibime göre. Yani 4000 altınlara falan alma ihtimali olur onu. Eğer 4000 altına düşerse zaten gözüm görmüyor. Hemen almak niyetindeyim. Ama bakarsınız o sırada belki ben İsveç ağacında o ağaca uçağa ulaşmış olurum. O zaman bakacağız tabii. Yani ama jet uçaklarını geliştirmek, uçakların özelliğini açmak da öyle kolay olmuyor. Yani bu renk bir iki de uçakları hemen patır patır geliştirebiliyorsunuz. Gerekli olan deneyim puanları çok düşük ama renkler arttıkça tabii açtığınız uçağı geliştirmek de sıkıntı haline gelmeye başlıyor. Ki bir de düşünün bu son güncellemelerle birçok artış sağlandı ama özellikle gümüş altın kazanma konusunda ya da premium hesabınız varsa asla size zarar ettirtmiyor. Yani en kötü ihtimalle girdiğiniz gibi çıkıyorsunuz. Yani ama ona rağmen yine tabii ileri seviye uçaklar vakit alıyor. Evet maçı böyle tamamladık. Güzel bir dekay kazandık. Ve sıralamamı elde ettiğimi bakın. Yani bu rezerve uçak için 4000 küsur şey bayağı iyi. Neyse durum böyle işte. Görüşmek üzere başka bir videoda. Hoşça kalın.